Merhabalar, hoş geldiniz. Türk Edebiyatı'nın sadece Türk Edebiyatı'nın değil, bana kalırsa Dünya Edebiyatı'nın da en önemli şairlerinden biri. Türk şiiri için böyle cesur konuşabiliriz herhalde hocam. Yani Türk şiiri dünyanın herhalde zirve şiirlerinden biri. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türk muhteşem. Için, evet. Evet, Türk şiiri için evet, elbette. Şimdi bugünkü konumuz, birkaç konu alternatifi vardı. Aşk, şiir ve bilgelik bağlamında belirlendi. Fransız entelektüellerinden Edgar Morin'in Aşk, Şiir, Bilgelik isimli kitabından aldık bu başlığı. Aslında bu aşkı da, şiiri de, bilgeliği de cem eden, toplayan ve oradan hareket etmemizi sağlayan üç kavram olmasına rağmen tek bir kavramda toplayabildiğimiz, yani şiir kavramında toplayabildiğimiz ve oradan bilgeliğe ve aşka genişleyebileceğimiz bir konu olduğu için böyle bir başlık belirlendi. Bu bağlamda hocaya bazı sorularım olacak. Yaklaşık bir saat hocadan bu soruların cevabını bekleyeceğiz. Şimdi sevgili hocam, aşk, şiir ve bilgelik denilince ben bilgeliği biraz da bizim medeniyetimiz bağlamında aslında hikmet olarak düşünüyorum. Aşk zaten şiirde, yani bizim söylem biçimimiz öteden beri merkezde bir şiir medeniyeti bağlamında konuşabileceğimiz bir medeniyet ve dolayısıyla merkezde aşk olduğuna göre şiirin de ana hususlarından biri şiir olacak. Aslında bir anlamda bizim klasik şiirimiz aşk şiirleri yoğunluklu bir hacme sahip. Dolayısıyla aslında biz aşktan bahsederken de, hikmetten, bilgelikten bahsederken de büyük ölçüde şiirden bahsetmiş olacağız. Şiir üzerinden bahsetmiş olacağız. Şiire dair bir şeyler söylemiş olacağız. Şimdi sevgili hocam, bu üç kavramı birleştiren ve üç kavramı tek bir kavram üzerinden konuşmamıza imkan veren bir şair hemen aklıma geliyor. Bizim Türk Edebiyatı'nın klasik şiirin zirve şairi olarak kabul edilen, dünya, bana kalırsa Dünya Edebiyatı'nın en güzel aşk şiirlerinden biri olan Hüsnü Aşk'ın şairi Galip Dede. 18. yüzyıl şairlerinden Galip Dede. Hemen oradan onun muhteşem bir beytiyle başka bağlamlarda okunabilecek ve oradan genişleyebileceğimiz imkana sahip, o imkanı bize veren bir beytiyle başlamak istiyorum. Hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsin sen, merdüm-i dideyi ekvan olan Adem'sin sen. Hikmet diyorsak, bilgelik diyorsak bu beytte var. Şiir zaten Galip Dede söz konusu olduğu zaman şiirin zirvesinden söz ediyoruz demektir. Aşk zaten Hüsnü Aşk dolayımında Galip Dede'nin ana teması. Şimdi burada benim dikkatimi çeken bir şey var. Hoşça bak zatına. Siz daha evvel bu konuda düşündünüz, düşünmeye devam ediyorsunuz. Bu arada hocanın yeni kitabı geçen sene çıktı. Edebiyatla felsefe arasında geçen seneki makalelerinden oluşan. Hoca 36 doğumlu. Yani Nisan ayında 88 yaşına girecek. Allah uzun hayırlı ömürler nasip etsin. Düşünmeye ve üretmeye devam ediyor. Burada da yine Galip Dede ile ilgili bu sözünü ettiğim bağlamda bir makalesi var. Hocam, hoşça bak zatınadan hareketle konuşacak olursak. Yani şimdi aşk, şiir ve bilgelik, hikmet. Bir bakıma Galip Dede bir mutasavvıf şair. Yani Yenikapı Melihanesi'nin post işini aynı zamanda. 18. yüzyıl, 3. Selim'le ilişkilerini biliyoruz filan. Evet, hoşça bak zatınayı siz bir makalenizde karşılaştırmalı okudunuz. Epimelestai Seafton, yani kendine özen göster. Kendini tanı, kendini bil bağlamında, kendine özen gösterle hoşça bak zatın arasında bir karşılıklı okuma yaptınız. Şimdi istersen önce teknik olarak bu karşılıklı okuma, medeniyet okuması dediğiniz, yani Batı medeniyetinde bir kavramı alıyorsunuz. Batı medeniyetindeki karşılığıyla bizim medeniyetimizdeki karşılıklarını mukayese ederek, karşılaştırarak okuyorsunuz. Şimdi bunun öncelikle bir anlam ve öneminden bahseder misiniz bize? Yani evet. Biz belli kavramları
karşılaştırmalı nasıl okuyoruz? Yüzeyde çok birbirine yakın gibi görünen kavramlar, diyelim ki bizde nuru siyah kavramı, batıda kara güneş. Yüzeyde çok birbirine yakın kavramlar, aynı gibi görünen kavramlar ama derin bir medeniyet okumasında bize iki medeniyetin farkını açıkça koyan kavramlar haline geliyor. Hoşça bak zatınayla Melesta-i Seafton da öyle galiba. Evet, buyurun. Doğru. Şimdi evet, bir kere teşekkür ederim her şeyden önce Turing Otomobil Kurumu'nun ilgilileri ve yetkililerine bizi burada ağırladıkları için ve tabii genç arkadaşlarıma da zahmet edip buraya beni dinlemeye geldikleri için öncelikle teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ben aslında belki biraz iddialı konuşacağım. Yapılmaması gereken bazı şeyleri yapmaya kalktım. Bunların başında da Ercan'ın şimdi size ilettiği gibi iki büyük medeniyet arasındaki bazı ortaklıkları en azından görünüşte ya da yüzeyde ortaya çıkmış olan bir takım ortaklıkların derin yapıda çok daha farklı bir takım anlamlara geldiğini, çok daha farklı bağlamlar ürettiğini böylece bir anlamda müşahede ettim. Bunlardan biri mesela bizde özellikle Şeyh Galip'te de var tabii bu. Bütün referanslarımız genellikle Galip'e, onun Hüsnü Aşkı'na ve Divanı'na oluyor. Çünkü gerçekten çok büyük ve çok önemli bir şair. Ve bana sorarsanız belki de bir filozof yani bir manada Galip. Onun Ercan'ın da belirttiği gibi mesela nuru siyah kavramı, yani işte siyah ışık anlamında. Nuri Siyah kavramından örneğin şeyde Gérard de Nerval diye bir Fransız şairinin Les Shadows şiirinde Le Soleil Noir de la Mélancolie diye geçiyor. Melankolinin siyah güneşi diye. Yani nuru siyah, siyah ışık, siyah güneş. Birbirinden farklı sanki, birbirine eş sanki ya da benzer iki kavram gibi görünüyor ama dediğim gibi derin yapıya inildiğinde aradaki farkın çok büyük olduğunu görüyoruz. Başka bir takım örnekler de var. İşte bir tanesi yine Ercan'ın söylediği gibi Şeyh Galip'in Hoşça Bak Zatına diye başlayan beytindeki o Hoşça Bak Zatına ibaresiyle yine Eflatun'un yani Alkibiades diyaloğunda Sokrates'in Alkibiades'e verdiği bir öğüttür bu. İşte Grekçesi Epimelestai Seafton, yani kendine özen göster. Biri zatına hoşça bak diyor Galip. Platon da Alkibiades'e kendine özen göster diyor. Şimdi aşağı yukarı aynı anlama geliyormuş gibi görünüyor en azından dediğim gibi yüzeysel olarak ama. Derin yapıda yine aynı şeyi söyleyeceğim. Çok daha farklı bağlamlara gönderme yapıyorlar. Daha başka örnekler de var. Mesela bizde özellikle tasavvuf mudur değil midir, onun tabii ayrı bir tartışması söz konusu. Yani bir tarikat mıdır değil midir, melamilik örneğin. O tartışmayı bir tarafa bırakıyorum ama melametin temel koyucu ilkeleriyle özellikle Nietzsche'nin öne çıkardığı bir kavram var. Aslında Türkçe'ye hınç diye çevriliyor, resentiman. O kavram arasında da çok benzerlikler var iki kavram arasında. Çünkü ikisi de insanın kendi kendisini alçaltması, kendisinin üçüncü kişiler tarafından, ötekiler tarafından hor görülmesi, aşağılanmasının bir tür erdem olduğunu savunan görüş. Yani beni ne kadar aşağılarsanız, beni ne kadar horlarsanız benim için o kadar iyi. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Mesela işte Can Yücel'in bir şiiri var, Sevgi Duvarı. Sevgi Duvarı'nda böyle bir takım, şimdi Ercan'ın da söylediği gibi bazı dizeler var. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi, ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi gibi. Şimdi acaba rösantimanla, yani Nietzsche'nin rösantimanıyla, melamiliğin temel koyucu ilkesi ki o da zaten aşağılanma demek, melamet. Kınanmak değil mi? Kınanmak demek, evet. Arada bir yakın ilişki varmış gibi görünüyor ama dediğim gibi son kertede çok daha farklı göndermeleri ve referansları olan kavramlar. Böyle çok var yani örnekleri çoğaltmama gerek yok. Ama işte böyle, en son... Hocam böyle ikili düşünmek,
ikili karşıtlıklar üzerinden düşünmek ne kazandırıyor yani? Nasıl bak? Yani bunu kazandırdığı bir şey var mı? Şöyle biraz bir kere, gençlere yani. Şöyle bir kere en azından iki büyük medeniyet arasında, iki büyük uygarlık arasında eğer bir ilişki ya da bir iletişim varsa, bu iletişimin benzerlik üzerinden okunmaması gerektiği gibi çok önemli bir meseleyi gündeme getiriyor. Çünkü şimdiye kadar bizim bazı hocalarımız, bunlardan biri rahmetli Hilmi Ziya Ülken'dir, tamamen benzerlikler üzerinden, yüzeysel benzerlikler üzerinden bir takım ilişkileri, özellikle felsefeciler arasında belirten ya da öne süren bir takım yazılar yazdı. Benzerlikler üzerinden okumanın sadece bize, dediğim gibi, yüzeysel olanı verdiğini gösteriyor. Mesela şey diyor işte, yani Spinoza'da Hilmi Ziya, iki kavram, Şeyh Bedettin'de de var diyor. Ya da işte Malebranche'ın şu kavramları bizde de, şeyde de var, Şibli'de de var diyor mesela. Böyle bir takım karşılıklar. Ama yani bunlar yüzeysel. Hoca derin yapıya inmemiştir. Yani sadece yüzeydeki benzerlikten yola çıkarak iki medeniyet arasında bir ilişki kurmuştur. Bence bu ilişkiyi yüzeysel olarak, görünüşte en azından değil de gerçeklikte ya da derin yapıda irdelemek, analiz etmek lazım diyorum. Farklar üzerinden düşünmek. Farklar üzerinden düşünmek tabii. Yani çünkü aslında farktır önemli olan. Yani bir tanım yapıldığında zaten tanımın tanımı olarak düşündüğümüz şey aslında farklılıktır. Yani bir tanımı yaparken önce onun ait olduğu kavram dizisine gönderme yapılır ama onun o kavram dizisindeki farklılıkları da belirtmek gerekir. Yani dolayısıyla tanım hem şeyi, dediğim gibi, mevcut olanı hem de farklı olanı dile getirmek durumundadır. Tanım öyle olunca aslında farklılıklar öne çıkıyor. Yani farklılık olmadan herhangi bir şeyi tanımlamamız mümkün değil. Saat diyor ki, diyoruz ki insan bir genus olarak, bir cins olarak hayvandır. Ama Aristoteles diyor ki mesela farkını öngörüyor, yani hayvanlar arasındaki farkı öngörüyor ki akıllı hayvandır diyor. Dolayısıyla bir tanım yapılırken daima farklılıklar üzerinden yapılmak gerekir. Yani zihinsel analizin en temel koşullarından biri budur. Şeyde nasıl bir yöntem uyguladıysak, tanım yaparken nasıl işte Latincesiyle söyleyeyim per genus et differentiam yapılıyorsa, yani önce genusu, yani cinsi, ondan sonra o cinsten insanı ayıran, ayırt edici özelliği, yani farkı, öteki hayvanlardan farkını belirtiyorsa, burada da aynı zihin metodolojisini, aynı zihin metodolojisini, uygarlıklar arasındaki farklılıkları da, benzerlikleri değil, farklılıkları da şey yaparak, altını çizerek ortaya koymak. Dolayısıyla böyle kavramlardan yola çıkarak düşünmek bizi buraya, yani farklılıklara götürüyor. Evet, farklılıkları yani görmeye götürüyor. Evet, yani farklı. Çünkü benzerlikler aslında son derece yanıltıcıdır. Son derece yanıltıcıdır. Yani bizdeki o hani görünüşe aldanma sözü var ya, aslında bir bakıma çok gerçekten şey, hikemi bir sözdür yani. Gerçekten görünüşe aldanmamak gerekir. Çünkü görünüşle gerçeklik arasında, ya da bizim bugün kullandığımız terimlerle söylemek gerekirse, yüzeysel görünüşle derin yapı arasında, yani gerçeklik derin yapıdır, arasındaki fark son derece önemli. Yani bunların altının çizilmesi aslında o zihnin analitik metoduyla mümkün olabiliyor. Yani analiz farklılıkları göstermektir. Kavramlar arasındaki farklılıkları belirtmek vesaire vesaire. Bize böyle bir zihin disiplini kazandırıyor. Peki bu zihin disiplini size kazandıran biraz da felsefe okumuş olmanız mı? İngiltere'de bilhassa hocam. Bunun bir şeyi var mı? Felsefenin yani, rolü var herhalde. Var tabii, çünkü yani Anglo-Sakson düşüncesi aslında, Anglo-Sakson felsefesi daha çok analitik bir felsefedir. Yani empirik felsefedir gerçekten, öyledir ama
Yani duyuları daha çok bilgi kaynağı olarak öne çıkaran bir felsefedir empirisizm. Ama aynı zamanda dil üzerinden de bir analiz yapma imkanını getiriyor. Dil felsefesi dediğimiz şey, yani philosophy of language dediğimiz şey. Bu da tabii insana belli bir zihin disiplini kazandırıyor. Yani nasıl okumamız gerektiği meselesi, bence herhangi bir metni nasıl okumamız gerektiği meselesinin son derece önemli olan yanı aradaki fark ne sorusunu sormaktır. Yani bu fark sorulmadığı sürece benzerlikler göz alıcı ve deyiş yerindeyse yalancı aldatmalardır yani. Peki daha özel olarak Hoşabak zatına gelecek olursak hocam, onu biraz açsak. Yani Hoşabak zatına ile Epimeles'i Seyafton arasındaki derin fark ve o iki medeniyet arasındaki farkı ortaya çıkaran şey ne? Şöyle, çünkü Platon'un kendine özen gösteri tamamen onun gerek beden, gerekse ruh sağlığı açısından yetkin bir kimlik olma doğrultusunda yapılmış bir tavsiyeden ibarettir. Alkibiades'e kendine özen göster derken. Yani hem bedenine, hem ruhuna, aklına vesaire özen göster anlamındadır. Yani özen gösterme meselesi bir şey değildir. Bir araçtır. Yani insanın mükemmel insan, kamil demeyeceğim, evet, mükemmel insan olması konusunda bir araçtır. Dünyevi bağlam, seküler bağlam. Evet, tabii. Yani kendine özen göster demek, evet, Platon'a göre, yani Alkibiades'e yaptığı tavsiyeye göre şudur. Sen bedenine ve ruhuna sahip çık. Onlara özen göster. Yani bu bir amaçtır. Halbuki Şeyh Galip'in zatına hoşça bakında ise, zatına hoşça bak önerisi bir amaç değil, bir araçtır. Bir araçtır. Amaç başka bir şey. Yani Platon'da olduğu gibi Şeyh Galip bize şunu söylemiyor. Sen hoşça bak zatına derken sen bedenine ve ruhuna sahip çık, onlara özen göster demiyor. Onu söylerken başka bir şey ima ediyor. Başka bir şeye gönderme yapıyor. Neyin hocam şeyi, aracısı öyle söyleyeyim. Neyin aracısı şu, ben demin Platon için mükemmel insan, evet, şeyini kullandım. Burada kamil insan meselesidir. Tasavvuftaki kamil insan olmayı, yani o işte nefs mertebelerinden geçerek bildiğiniz gibi belli bir konuma gelmeyi, insanı kamil konumuna gelmeyi amaçlıyor o. Yani orada şey, hoşça bak zatına bir amaçtır. Hoşça bak zatına kim? Zübde-i alemsin, evet, sen. Alemin, evet, özetisin, evet, özüsün sen. Merdüm-i dide-i ekvan, bütün yaratılmışların göz bebeği olan Ademsin sen. Ademsin sen. Evet. Hoşça baktıktan sonra gerçekleşen bir eylem, evet, söz konusu. Tabii, veya tabii, işte bir tabii, durum söz konusu. Evet. Hal söz konusu. Evet. Kamil insan olma, evet, durumu değil, tabii, mi? Tabii, öyle. Bir aracı konumda. Evet. Ama Epimenes'te ise Seyafton'sa kendisi bir amaç. Kendisi, evet. Ya, kendisi bir amaç. Evet. Aynen öyle. Bu peki... Bu iki medeniyet arasındaki temel şeyi, yani bu bağlamda değerlendirmemizi gerektirecek bir veri sunuyor herhalde bize, değil mi? Tabii sunuyor, tabii sunuyor. İşte yani bir kere her şeyden önce şöyle söyleyeyim. Dünyaya bakışın ve eşyaya bakışın sadece dünyevileşme ile yetinilmemesi gerektiğini, onun bir de ötesi olduğunun kavranması gerektiğini, bazı şeyler yapılırken o sadece yapılmakta olan şeyin kendisinin bir amaç olmadığını, onun başka bir amaca hizmet etmek için bir araç olduğunu göstermesi bakımından çok önemli buluyorum ben bu yaklaşımı. Yani şöyle söyleyeyim aslında, bundan tabii bizim medeniyetimiz, evet, için ya da İslam medeniyeti için çıkarılması gereken sonuç, Batı medeniyetinden özellikle bir takım farklılıkların altını çizerek göstermeye çalıştığımız gibi çok daha derin bir medeniyettir. Çünkü dediğim gibi yani Platon şeyde bırakıyor. Yani kendine iyi bak, bedenine ve ruhuna özen göster, iyi yemek ye. Spor yap. Evet, spor yap, düşün, oku vesaire falan. Orada bitiyor iş.
Halbuki şeyde öyle değil. Galip diyor ki, çok daha farklı bir amaca araç olmak gibi bir durum söz konusudur. Hoşça bak zatına da. Tamam, hoşça bak zatına bakayım ama sonunda ne olacak gibi bir sorusu var. Örtük bir soru var bu şeyde. Hoşça bak zatına da. Dolayısıyla yani bu tabii dediğim gibi çok sübjektif bir şey söylüyorum aslında bizim medeniyetimize ilişkin. Medeniyetin daha derin yapıya gönderme yapan bir medeniyet olduğunu söylemek mümkün. Yani bizim medeniyetimiz öyle söyleyeyim, şeyle yetinmiyor. Bazı şeylerin amaç, araç olarak kullanılması yetinmiyor. Yetinmiyor, onun bir amaca yönelik olması gerektiğini, çok daha farklı bir amaca yönelmesi gerektiğini konusunda bir şey var, bir derinliği. Bir parantez açarak söyleyecek olursak, bilimin de pratikleri bize bunu gösteriyor değil mi? Yani tabii. Doğudaki bilim pratikleri bir amaca tabii. yönelik olmak bakımından tabii, tabii. değil mi? Yani tabii. Şeyde kalmıyor, yani teoride kalmıyor. Tabii. Halbuki batıdaki bilimin temellerinin teori olduğunu söylemek mümkün herhalde. Tabii, 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 elbette. Şimdi bu felsefeye geçecek olursak, tam da bu beyitten hareketle, genellikle oryantalist yargılar bize şunu söylüyor, o söylemi üretenler şunu dillendiriyorlar, doğuda felsefe yoktur. Bizde felsefe yok, biz buradan baktığımız zaman. Bizimkiler, yani bizim medeniyetimiz içerisinde de bunu kabul edenler var ve bu söylemi tekrar edenler, buradan bir takım şeyler üretenler var. Siz buna da karşı çıkıyorsunuz aslında. Evet. Yani bir anlamda yine Galip Dede'nin bu beytini ve başka elbette şiirlerden hareketle felsefe yapılabileceğini, dolayısıyla bir işte bizim medeniyetimize ilişkin bir felsefi söylem olabileceğine ilişkin şeyleriniz de var, tezleriniz de var. Biraz burayı açar mısınız hocam? Şimdi şöyle, aslında hemen onu belirteyim. Bazı şeyler sanki mutlak, yani platonik idealar gibi. Yani yukarıda bir felsefe ideası var. Yani felsefenin en yetkin biçimde nasıl yapılması gerektiğine ilişkin bir idea var. Batı'da gerçekleştirilen felsefe o ideanın birebir karşılığı. Yani bir kere böyle bir felsefe ideasının olup olmadığının sorgulanması gerekir. Bir, yani bunun anlamı şudur. Batı'da düşüncesindeki anlamı şudur. Eğer Batı'daki gibi ideal olan, yukarıdaki idea, idea, felsefe ideasına ilişkin o yaklaşımdan söz edilemiyorsa, o zaman o felsefe değildir. Yani Kant gibi yapmıyorsanız felsefe yapmıyorsunuz. Aynen öyle. Evet, Kant gibi yapmıyorsanız, Hegel gibi yapmıyorsanız, ne bileyim ben Aristoteles gibi yapmıyorsanız. Çünkü ideal olan budur. Çünkü bir felsefe ideası var ve felsefe ideasının birebir karşılığı, yetkin karşılığı, dünyadaki yetkin karşılığı. Dediğin gibi işte Aristoteles gibi ya da Hegel gibi, Kant gibi dediğin gibi felsefe yapmaktır. Şimdi bir kere öyle, niye böyle olsun? Niye her medeniyetin kendine ilişkin, kendine özgü daha doğrusu bir felsefe söylemi ya da felsefe yapma biçimi niçin söz konusu olmasın? Yani Batı'da böyle yapılıyor, başka türlüsü yapılamaz gibi bir dayatmanın, ben çok doğru bir dayatma, en azından en hafif biçimde ifade etmek gerekirse doğru bir dayatma olduğu kanısında değilim. Bazı şeyleri dayatabilirler, eyvallah, onu anlıyorum. Ama felsefe böyle yapılmalıdır, başka türlüsü yapılamaz. Çünkü ideal felsefe formatı budur tavrına bir şekilde benim doğrusu itirazım var. Diyorum ki niye öyle yapılsın? Böyle bir felsefe ideası yok. En mükemmelinin sizin kendi medeniyet bağlamınızda yaptığınız felsefe gibi yapılması gibi bir durum niçin söz konusu olsun? Pekala, Müslümanlar da, yani daha farklı bir medeniyetin içinden konuşan insanlar da farklı bir felsefe söylemi, yani Batı'dakinden farklı bir felsefe söylemi üretebilirler. Niçin üretmesin? O farklı mı? Biçimsel farklı mı hocam peki? Söylem farkı. Yani felsefenin işte doğrudan kavramlarla yapılıyor olmasının ve başka türlü felsefe yapmanın söz konusu olamayacağının dayatmasıdır. Yani kavramlarla yapılır. Burada bir Nietzsche'nin şeyi var mı? İtirazı ya da işte
o çizginin dışında bir tavrı var herhalde değil mi hocam? Var, var tabii. Yani ilk kez zaten bu meseleyi sorgulayan ben değilim. Yani Batı medeniyetinin felsefe yapma biçiminin ya da formatının mutlaka kendisinden öncekiler gibi, yani işte Aristoteles gibi ya da Kant gibi diyelim, yapılması gerektiğini söyleyenlere ilk kez itiraz eden Nietzsche olmuştur. Çünkü onun da çok farklı bir yaklaşımı var. Şöyle, aslında bu söylem, yani felsefe söyleminin büyük metinsel ve işte nasıl söyleyeyim, arşitektonik bütünsellikler olarak, sistemli bütünsellikler olarak kavramlarla ifade ediliyor olması gibi bir durum var Batı felsefesinde. İşte Kant öyle yapmış, Hegel öyle yapmış, Aristoteles öyle yapmış falan. Ama bu yapılar yerine parçalı yazı dediğimiz türden bir bütünlüğü olmayan ama tek başına şeye de indirgenmesi, yani bir slogana ya da aforizmaya indirgenmesi söz konusu olmayan kısa düşünce yapılarıyla felsefenin yapılabileceğini göstermiş. Bunun tabii nedeni ayrıca çok önemli bir şey. Çünkü Nietzsche kendisine gelinceye kadar felsefe geleneğinde aklı referans olarak alınmış bir felsefeyle karşı karşıya kalındığını söylüyor. Akıl. Akıl. Yani diyor ki insanı insan yapan aklı değildir diyor. Yani başka tanımları var diyor. Ve mesela asıl insanın özünün değişeğindeyse ya da demin hani tanımı yaparken Aristoteles'in tanımını söyledim ya. Evet. İşte insan hayvandır ama öteki hayvanlardan ayıran nedir? Akıldır. Dolayısıyla insan akıllı hayvandır. Nietzsche bunu, bu tanımı kabul etmiyor. Çünkü bütün bir Batı geleneği kendisi, felsefe geleneği kendisine gelinceye kadar bu akıl geleneğini referans olarak almıştır. Yani yapılan felsefeler hep akıldan yola çıkılarak ve insanın özünün akıl olduğundan yola çıkılarak yapılmış bütüncül, sistematik yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Nietzsche öyle demiyor. Yani insanın içgüdüleri var diyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü aslında Batı'nın zihin tarihine bakıldığı zaman, biraz karıştırıyorum meseleyi ama Batı'nın zihin tarihine bakıldığı zaman 18. yüzyıl, aydınlanma yüzyılı biliyorsunuz, akıl çağıdır. Yani 18. yüzyıla ayrıca akıl çağı da deniyor. Veya aydınlanma çağı da deniyor. 18. yüzyıl aydınlanma çağıdır. 19. yüzyıla gelince, 19. yüzyıl aslında 18. yüzyılın, Batı'dan söz ediyoruz, 18. yüzyılın tam karşıtıdır. Yani aydınlanma ve 18. yüzyıl ne kadar aklı öne çıkarıyorsa, 19. yüzyıl aydınlanma karşıtı olarak insanın özünün daha farklı yerlerde aranması gerektiğini, sadece akıl geleneğiyle sınırlı olarak düşünülmemek gerektiğini savunan bir yaklaşımı sergiliyor. İçgüdüleridir diyor mesela Nietzsche. İşte Dionysosçuluk, Apollonculuk vesaire falan. 19. yüzyılda mesela büyük romanların yazılmış olmasında belki bunu açıklayabilir. Elbette. Çok doğru söylüyorsun. Çünkü 19. yüzyıl aslında aydınlanmanın karşıtı olan bir yüzyıldır. Ve o yüzyıla dolayısıyla romantik yüzyıl diyoruz. Mesela aydınlanmanın özellikle şeyden dolayı, yani ansiklopedistlerden dolayı örgütlü dine karşı, yani kiliseye karşı çok olumsuz bir yaklaşım sergilemelerine rağmen 19. yüzyıl romantikleri, Fransızlar da dahil olmak üzere, mesela Chateaubriand'ın şeyi var, İsa'nın hayatıyla ilgili çok önemli bir kitabı var. Tam tersine dinin ve Tanrı fikrini öne çıkarılarak felsefe yapılması gerektiğini savunmuşlardır romantikler. Yani Avrupa'nın zihin tarihine baktığımızda 18. yüzyılla 19. yüzyıl arasında, yani aydınlanmayla romantizm arasında çok temel bir karşıtlık vardır. Biri ötekinin karşıtı durumundadır yani. Dolayısıyla Nietzsche ile birlikte dediğim gibi insan kavramı değişiyor.
insanın tanımlanması. Şimdi çok önemli bir şey var burada aslında. Belki Edgar Morin'e de gelmemiz mümkün burada. Şu, Samoren bu kitabında insanı çok daha farklı bir bağlamda tanımlıyor. Aslında çok da yeni bir şey değil çünkü. İnsan diyor, hem bir akıl varlığıdır, yani sapiens'tir, homo sapiens'tir. Hem de bir çılgınlık diyelim, delilik diyelim isterseniz. Ya da belki akıl dışılık, belki demens Latincesiyle. Homo demens'tir diyor. Yani insanı sadece akıl geleneğiyle aslında veya sadece içgüdüleriyle sınırlamak yerine Nietzsche öyle yapıyor. Öyle değil. İkisini birleştirmek. Aslında bu çok yeni bunu bir fikir. Bunu da aşk üzerinden söylüyor ama. Yani evet. O çılgınlık dediğimiz şey. Evet. Yani şimdi mesela çok tipik bir örneği var bunun. Hepinizin çok iyi kavrayacağı gibi. Silindir. Yani geometrik bir form olarak silindiri düşünün. Silindirin yatay kesiti nedir? Daire. Peki dikey kesiti nedir? Dikdörtgen. Şimdi bir şey aynı zamanda hem daire geometrik olarak hem de dikdörtgen olabilir mi? Eğer Aristoteles mantığıyla düşünürsek böyle bir şey mümkün değildir. Üçüncü halin olmazlığıdır. Yani ya daire olacaktır ya da daire değil olacaktır. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Şeyde insanı da bu metafor, yani silindir metaforunu düşünelim. Bu silindir metaforu insanı tanımakta ve insanı anlamakta çok önemli bir metafor olarak duruyor. Nereden baktığınıza bağlı. Yatay kesitte daire, dikey kesitte dikdörtgense eğer, o zaman insanı da böyle düşünmek lazım. Bir bakıma bir akıl varlığıdır diyelim. Bir bakıma da akıl varlığı değil. Yani Morin'in ifadesiyle hem homo sapiens'tir, yani bir akıl varlığıdır, hem de homo demans'tır, demens'tir. Bir akılsızlık varlığıdır diyelim isterseniz, de bir üçgüdü varlığıdır. Ya da irrasyonalite diyelim, her neyse. Ve bunun çok önemli olduğunu söylüyor. Çok önemli olduğunu söylüyor. Yani insanı ne bir akıl varlığı olarak, Aristoteles geleneğini diyelim, Nietzsche'ye kadar olan Aristoteles geleneğini, ne de Nietzsche ile birlikte ama çok kısa süren akıl dışı varlığıyla, yani homo demensle tanımlayan mantığını yeni bir formülasyonla, aslında yeni de değil tabii, formülasyonla bugüne taşıyor. Diyor ki ne Aristoteles'in ve ondan sonra gelenlerin 19. yüzyıla gelinceye kadar insanı bir homo sapiens olarak tanımak ve onun dışında kalan yapıları, insani yapıları dışta bırakmak. Ne de Nietzsche ve sonrasında olduğu gibi sadece homo demensi öne çıkarıp onun dışında kalanları dışta bırakmak gibi bir durum söz konusu olmaz. Yani insan hem bir homo sapiens'tir hem de bir homo demens'tir. Burada da hem var ya. Evet, bu kavrama da yani daha doğrusu ne diyelim buna, hem felsefesine de ya da onun işaret ettiği şeye tabii de öteden beri çok önem veriyorsun. Sadece çok, bu anlamda değil. Değil. Her zaman. Tabii öyle çünkü. Nedir o hem? Biraz açar mısınız hocam onu? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Aslında bu Edgar Morin'in bu kitabında bu meseleyi, yani insan hem homo demens'tir hem homo sapiens'tir tezini çok ciddi bir biçimde savunuyor bu kitapta. Zaten aşkın ve şiirin bu bileşimin, yani homo demens'le homo sapiens'in ürünü olduğunu söylüyor. Yani hem aşk, hem bilgelik, hem de aşk, bilgelik ve şiir. Bunlar ancak homo sapiensle homo demensin birlikteliği düşünülerek, birlikteliği hesaba katılarak. Normalde çünkü şiir kavramlarla değil, işte kelimelerle yazılır. Tamam, evet. Orada başka metaforlarla değil. Felsefe,
felsefe kavramlarla yapılır. Evet. Dolayısıyla bilgeliğin baskın olduğu metin şiir olmaktan çıkacak aslında. Evet, yani öyle bir denge böyle yakalıyor ki o dengeden bahsediyor. Evet, doğru. Değil mi hocam? Doğru, yani denge, doğru. Mesela Yunus'un yaptığı şey, Galip Dede'nin yaptığı şey aslında bizim medeniyet bağlamında bağlamımızda düşündüğümüz zaman Fuzuli'nin yer yer yapmış olduğu şey aslında bunlar. Nabi Efendi'nin yapmış olduğu şeyler. Değil mi? Evet. Mesela bir şey söyleyeceğim. Yunus'tan söz ettin. Yunus'un bildiğiniz şatiyesi vardır hani. Çıktım erik dalına anda yedim üzümü, bostan ısı kakıdı, dert ne yersin kozumu şimdi. Erik dalında üzüm yiyor, bostanın sahibi geliyor diyor ki, ısı sahip demek. Bostanın sahibi geliyor diyor ki, ya cevizimi niye yiyorsun? Şimdi bu işte homo demenstir. Bunun herhangi bir şekilde bir homo sapiens olarak açıklanması mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli bir şey. Ama buradaki homo demens tavrı Yunus'un, yani akılla izah etmek bir şey değil, yani mümkün değil böyle bir şey yani. Bir şey eğer erik dalında üzüm yeniyorsa ya da bostanın sahibi gelip ya cevizimi niye yiyorsun diyorsa burada hiçbir lojik bir şey yok. Bir rasyonel zemin yok yani burada. Ya burada bir homo demens tavrı var. Ama bu homo demensi sadece yüzeysel olarak yine bir homo demens olarak okumak yanlış. Bunun da bir amacı var. Tıpkı şeyin olduğu gibi, hoşça bak zatının olduğu gibi bunun da bir göndermesi var. Niye var? Çünkü bunların her biri birer metafor. Her biri birer metafor. Yani erik metafor. Niye erik? Bir şeyin metaforu neye benziyor? Çünkü metafor benzeşim ilişkisi demek. Neye benziyor? Dışı yeniyor, içi yani çekirdeği atılıyor. Buna şeriat diyor. Üzüme gelince üzümün hem dışı hem de içi yenir. Yani çekirdeği de yenir. Çok da sağlıklı olduğu söylenir bildiğim gibi. Üçüncüsü ise ceviz. Cevizin ise dışı değil, içi yeniyor. Dolayısıyla zahirden batına doğru. Zahirden batına doğru. Bu şeriattan marifete doğru, hakikate doğru bir ilerlemeyi gösteriyor. Zahirden yani dıştan içe doğru. Şimdi yani bunu mesela bir batılı şey diye düşünebilir, bir homo demens olarak düşünebilir. Böyle şey olur mu diye atabilir. Ama bizim medeniyetimizde bunun dediğim gibi bir derin yapısı var ve başka bir şeye, hadi eski tabirle söyleyeyim, delalet ediyor. Ha şimdi şiir, belki de şeyden yola çıkarak söyleyelim, hoşça bak zatınadan yola çıkarak. Zübde-i alemsin sen, merdüm-ü dide-i ekvan olan kemlerin yani oluşumların göz bebeği olan, merdüm-ü dide göz bebeği demek, insansın sen, ademsin sen. Şimdi insan kavramı, deminden beri insan kavramından söz ediyoruz. Eğer Moren gibi düşüneceksek, buradaki insan, şeydeki, bu beyitteki insan, Adem yani, hem homo demensi hem de homo sapiensi birleştiren, Moren buna çok dikkat ediyor yani sürekli onun altını çiziyor, bir konumda olmak gerekir. Dolayısıyla şiirin, hatta aşkın ve bilgeliğin, bu homo demens ve homo sapiens birleşimi üzerinden okunması ve açıklanması gerekir gibi bir sonuç çıkıyor bana sorarsan. Moren'i eğer şeye Şeyh Galip'e uygulamaya kalkarsak. Tabii aradaki farkı da görüyoruz. Evet. Aradaki farkı da görüyoruz. Yunus için de benzer durumlar. Tabii Yunus için de benzer. Peki bu az önce söylediğiniz şatiye mesela Batı'da bir sürreal gelenek var. Sürrealizm geleneği var. Dolayısıyla bir Batılı bu şiiri sürrealist şiir olarak elbette değerlendirebilir değil mi hocam? Yani hayır, Türkiye'de de değerlendirebilir. Şimdi, evet, onu soracaktım. Yani biz bir şerh geleneğine göre okuyoruz bir metni, bir klasik metni. İşte bizim klasiklerimiz var mı? Var. O klasik metinlerden birini alıyoruz ve biz kendi metodumuza uygun bir şekilde şerh geleneğine göre okuyoruz. Bugün
şerh geleneği dışında, diyelim ki Evliya Çelebi mesela, Evliya Çelebi'yi Foucault'la paralel okuyabilir miyiz? Ya da ne bileyim işte Katip Çelebi'yi okuyabilir miyiz? Yunus'u okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz. Tıpkı bilim, yani okumamız da gerekmiyor mu ayrıca? Kesinlikle gerekiyor ama dediğim gibi farkları belirtmek koşuluyla. Evet. Yani yoksa benzerlikler çok güzel. Biri işte Siyah Güneş demiş Gerard de Nerval. Soleil Noir de la Melancholie demişti. Melankolinin Siyah Güneş demiş. Öbürü de işte şey Şeyh Galip de Nuru Siyah demiş. İkisi de aynı şeyleri söylüyorlar. Benzerlik üzerinden, altını çizerek söylüyorum. Hiçbir şeyi benzerlik üzerinden okumamak gerekir. Çünkü benzerlikler daima yanıltıcıdır. Daima bizi temeldeki farklılıktan uzakta tutmaya götürür. Ve bu da tabii dediğim gibi çok vahim ve aldatıcı bir zihinsel durum buraya. Yani. Aklıma şey geldi, Seyahatname'de sizin bir yazınızda bahsetmiş olduğunuz bir şey var. Yani Evliya Erzurum'un soğuğundan bahsederken, yani mübalağalı bir dili var aslında. Onun da söylemini kurma biçimi, dili, kullandığı argümanlar filan. Diyelim ki damdam dama atlarken havada asılı kalan şeyden bahsediyor. Kediden bahsediyor. Evet. Bahar geldiği zaman çözülüyor, düşüyor filan. Yani. Buna benzer başka çok örneği var. Çok örnek var. Mısır'daki timsah hikayeleri. Ama bu mesela çok absürt bir örnek gibi durmuyor. Daha doğrusu siz onu başka bir şeyle ilişkilendiriyorsunuz. Hemen mesela siz ikili düşünme geleneğinden geldiğiniz için bir karşıtıyla ya da benzeriyle farkları öne çıkararak bir okuma yapıyorsunuz mesela. Evet, doğru. Foucault'la yani Avrupa'daki bir gelenekle ilişkilendirmişsiniz değil mi? Dolayısıyla yani bu aşk dediğimiz şeyin, şiir dediğimiz ve bilgelik dediğimiz bu önemli üç kavramın birleştirilmesi ve birleştirdikten sonra bir takım neticelere ulaşmak, oradan bir yaşam üslubu kurmak filan. Şimdi meseleyi şuraya getireceğim. Şiir neden bizim söylem biçimimiz? Neden bu topraklar için, bizim medeniyetimiz için çok önemli bir kavram olarak, hatta şiir medeniyeti olarak değerlendirebileceğimiz bir kavram olarak öne çıkıyor? Çok doğru. Çok doğru. Yani bu aslında çok önemli bir şeyin altını çiziyor bu senin söylediğin şey. Hocam, mesela bir hekim, mesela bir mühendis, bir avukat, bir yönetici, yani çeşitli kademelerdeki insanlardan bahsediyoruz. Bu topraklarda yaşayan insanlar şiirden habersiz olurlarsa, şiirle çok fazla alakalı olmazlarsa kaybedecekleri, kaçıracakları şeyler ne? Buna da cevap istiyorum. Şimdi bizim medeniyetimizin ki İslam medeniyetidir. İslam medeniyetinin dili Arapça ve Farsçadır. Tıpkı Avrupa Hristiyan medeniyetinin dilinin Grekçe ve Latince olması gibi. Medeniyet dilleri. Medeniyet dilleri bunlar. Kültür dilleri ise tamamen ulusal kültürlerin ürettiği dillerdir. Yani mesela Türk dili diyoruz. Türk etnisitesinin dili. Kürt dili diyoruz. Kürt etnisitesinin dili. Fransız dili diyoruz. Fransız etnisitesinin dili falan. Ama medeniyet dilleri çok daha farklı. Yani İngilizce bir medeniyet dili değil, İngiliz kültürünün dili. İtalyanca öyle, Fransızca, Almanca öyle. Evet. Ama İngiliz kültürü, Fransız kültürü, Alman kültürü diyelim, tamamen Hristiyan medeniyetinin kültürleridir. Aradaki bağ da tabii açık. Şimdi bizimse, yani Türklerinse, İslam medeniyetinin içinde olmamıza rağmen, İslam öncesinden başlayarak, Türkler çünkü İslam öncesinde de vardılar, İslam öncesinden başlayarak bütün insanlık durumlarını, bütün insanlık durumları derken her şeyi kastediyorum. Yani sevinç, hüzün, coşku, aşk, akla gelebilecek bütün insanlık durumları, içlenme, öfke, bunların hepsi bizim insan olarak birer durumumuzu dile getiriyor, birer konumuzu dile getiriyor. Bunların hepsini Türk insanı şiirle dile getirmiştir. Ne zamana kadar? 19. yüzyıla gelinceye kadar. Ağırlıklı olarak şey. Ağırlıklı olarak tabii şey de var işte. Seyahatname de var, nesir de var.
Ama dediğim gibi asıl insanlık evet, durumlarının dile getirilmesi şiirle olmuştur. Yani şiir bizim medeniyetimizin söylemidir. Fransız şiirinin Fransız medeniyetinin söylemi olması gibi. Tabii dediğim gibi medeniyet dilleri başka, kültür söylemleri başkadır. Dolayısıyla bizim insanımızın dediğim gibi bütün insanlık durumlarını altını çizerek söylüyorum. Şeyden başlayarak, yani İslam öncesinden başlayarak 19. yüzyıla gelinceye kadar tamamen şiirle dile getirmişti. Bu çok önemli bir şey. 19. yüzyıl hepinizin malumu olduğu üzere işte başka bir medeniyete mensubiyet ilişkimiz kurulmuştur. Bakın bunlar çok önemli şeyler. Şimdi bizim bir medeniyete aidiyetimiz söz konusudur. Yani doğuştan biz Müslümanız. Bizim bağlı olduğumuz, ait olduğumuz medeniyet İslam medeniyetidir. Yani Müslüman olmasa bile bu medeniyetin içerisinde. Elbette. Bu medeniyetin evet, içerisinde. Ait olduğumuz medeniyet. Tabii. Dolayısıyla aidiyetimiz bu medeniyete, yani İslam medeniyete ne ilişkindir. Ama 19. yüzyılda biz bir başka medeniyete ne yaptık? İntisap ettik. Sonra mensubiyet ilişkisidir. Aidiyet başkadır, mensubiyet başkadır. Biri doğuştan edinilmiş olan bir şeydir, aidiyet. Mensubiyet de sonradan edinilmiş olan bir şeydir. Fenerbahçe Kulübü'ne mensup olmak, Turin Kulübü'ne üye olmak, onun bir mensubu olmak vesaire gibi. Şimdi dolayısıyla biz, yine bu senin dediğin ikili meseleye geliyoruz. Hep sorun orada dönüp dolaşıyor zaten. Biz medeniyet bağlamında aidiyetle mensubiyeti birlikte yaşayan bir toplumuz. Ne aidiyetimiz sadece aidiyete indirgeyebilir bizim toplumumuzu. Yani nasıl bütün felsefe geleneğine Homo sapiens'e indirgeyemiyor isek, burada da bütün şey söylemi sadece şeye indirmemiz mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çok önemli bir şey. Dolayısıyla medeniyetle medeniyet meselesinde aidiyetle mensubiyeti birlikte düşünmek lazım. Yani meseleyi sadece biz sadece aidiyetimiz söz konusu, biz sadece aitiz. Bizim mensubiyetimiz söz konusu değil. Yani bunun da somut örneği şu olabilir. Mesela şiirde somutlaştırırsak bunu hocam. Şiirde somutlaştırırsak şöyle, yani biz sadece aidiyetle var olan bir toplumuz. Yani şiirde bizim için sadece işte Nedim vardır, Yunus vardır, Karacaoğlan vardır, Yahya Kemal vardır. Shakespeare'di, Baudelaire'di, ya ne bileyim ben, Mallarmé'ydi, bunlar bizi ilgilendirmiyor. Nerval'di, bizi ilgilendirmiyor demek. Medeniyete ters düşmek. Aynı şey sadece mensubiyeti referans olarak alarak Türk insanını ya da Türk şairini tanımlamak da aynı gayrı sahih durumu dile getirir. Yani biz kardeşim modern olduk artık, biz Avrupalıyız. Bize ne Baki'den, Nedim'den, Yahya Kemal'den falan. Demek aynı ölçüde yani medeniyeti mensubiyeti referans olarak almak, böylece şeylerin aidiyeti referans olarak alanlar kadar gayri sahih konumda. Burada da hem öne çıkıyor. Evet, işte onu söylüyorum ben. Mesele o. Peki, şimdi az önce arkadaşımız da dışarıda kahve içerken hocam bir İhsan Oktay'la sohbeti oldu. Yani şimdi onu da unutmayalım. İhsan Oktay'la benim de çok sevdiğim romancılardan biri gerçekten. Siz postmodern mi diye sordunuz. Evet. Şimdi aslında sizin bir teziniz var, o da ilginç. Bu kitapta da var. Zaman zaman dile getiriyorsunuz zaten. Bugün roman yazmanın aslında mümkün olmadığını söylüyorsunuz. Klasik roman ya da modern. Klasik roman, evet. Roman dediğimiz zaman aklımıza ne geliyorsa işte Balzac, Dostoyevski, Dickens, yani bunlar işte bunlar. Klasik roman yazmış adamlar. Çok doğru. Dolayısıyla böyle bir roman yazmanın bugün mümkün olmayacağını, olamadığını bir takım sebeplerden dolayı. Neden hocam? Biraz açar mısınız bunu? Söyleyeyim şimdi senin verdiğin örneklerden. Oğuz demin konuşurken kızımızla o da söyledi. Mesela 19. yüzyılın ilk yarısı. Yani 1800'ler, 1850'lere kadar olan dönem diyelim. Fransa'da Balzac.
İngiltere'de Charles Dickens. Bunlar klasik roman yazıyorlar. Neden? Çünkü 19. yüzyılın ilk yarısının tarihsel ve toplumsal koşulları, tarihsel ve toplumsal koşulları, Balzac gibi veya Dickens gibi roman yazdırmayı, roman yazmayı öne çıkarıyor. Dayatıyor mu? Dayatıyor. Dayatıyor. Bunu Lucas çok roman kuramında çok açık bir şekilde anlatır zaten. Ve çok ikna edici bir biçimde. Çünkü roman in vacuo, yani boşlukta üretilmiş olan bir şey değil. Belli bir toplumun belirli bir döneminde hakim olan ideolojiler, koşullar vesaire falan, tarihsel ve toplumsal koşullar. Güzel. Ve 19. yüzyıl böyle, 20. yüzyıla geliyoruz. 20. yüzyılda artık Balzac gibi ya da Dickens gibi roman yazılmıyor. Başka bir roman türü ortaya çıkıyor. James Joyce'un, işte Virginia Woolf'un ve bir ölçüde Faulkner'ın yazdığı roman gibi. Neden? Çünkü 20. yüzyılın ilk yarısı, 19. yüzyılın ilk yarısının tarihsel ve toplumsal koşullarından daha farklı. Birçok şey değişmiş. 19. yüzyılın ilk yarısından 20. yüzyılın ilk yarısına kadar çok şey değişmiş. Dolayısıyla bu değişiklik ister istemez klasik romandan Virginia Woolf veya James Joyce gibi farklı bir roman türüne, yani modern romana doğru taşıyor şeyi, roman tarihini. Şimdi geldik 21. yüzyıla. Şimdi 21. yüzyılda ne 19. yüzyılın tarihsel ve toplumsal koşulları var tabii, ne de 20. yüzyılın tarihsel ve toplumsal koşulları var. 20. yüzyılın başlarında ya da 20. yüzyılda diyelim, ancak sonlarına doğru mesela işte bilgisayarlar, cep telefonları, yani hayatımız çok değişti, toplumsal koşullar çok değişti. Bu koşullarda yazılması gereken nedir? Ne 19. yüzyıldaki gibi klasik roman yazmak, ne de 20. yüzyıldaki gibi modern roman yazmaktır. 21. yüzyılın koşulları, tarihsel ve toplumsal koşulları, hadi öyle söyleyeyim, neyi gerektiriyorsa onun anlatısının yazılması gerekir. Anlatı. Evet, yani çünkü yani şimdi postmodern deniyor. Türkiye'de sevgili kızım beni bağışlasın. Türkiye'de hiçbir romancı diyelim, postmodern anlatı yazmamıştır. Yani başından sonuna kadar postmodern roman yazmamıştır. Ha, arada postmodern bir takım parçalar, fragmanlar olabilir. Ama bütünüyle romanın, şöyle söyleyeyim, romanın asal ögelerini, metni, şahsı, zamanı, mekanı sorunsallaştırmak bağlamında bir roman örneği ya da bir anlatı örneği görmüyorum. Bazen işte bir parçası diyelim, bir bölümü sorunsallaştırılmıştır. Yani zaman diyelim veya mekan sorunsallaştırılmıştır. Sorunsallaştırmadan ne anlıyorum? Söyleyeyim. Bunu çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Ercan beni mecbur etti, bunu söylemek zorundayım aslında. Türkiye'de tek postmodern anlatı geleneğini benim anlatılarım oluşturuyor. Neden? Çünkü dediğim gibi bir sürü şeyi problematize ediyor, sorunsallaştırıyor. Bakın, son anlatıdan örnek vereyim. Saatine bakan adam. İşte bu sene yayınlandı. Orada iki bölüm var. Birinci bölümdeki anlatıcı özne ile Hilmi Yavuz'un 1953 ve 58 yılları arasındaki biyografik kesitiyle birebir karşılığı olan bir bölüm var. Yani benim daha başka konuşmalarda, röportajlarda, metinlerde, makalelerimde, denemelerimde yazdığım bizzat kendi hayatıma ilişkin 53-58 dönemi birebir romanda ya anlatıda karşılığı var. Yani diyorsun ki o zaman anlatıcı özne, ha tamam, değil mi Yavuz? Metin ilerliyor. Bir yerde birdenbire anlatıcı özne, bizim Hilmi Yavuz diye düşündüğümüz biyografisiyle birebir örtüşüyor çünkü. Anlatıcı özne birdenbire diyor ki,
Ya İlmi Yavuz da bir ara bizim gazetede çalışmıştı. Biliyorsunuz ki bir dakika. Yani biz İlmi Yavuz'la özdeşleştirdik şeyi. Anlatıcı özneyi çünkü biyografisiyle birebir bir şey örtüşüyor. Ama şimdi değil. O zaman anlatıcı özne diye ne Hilmi Yavuz ne de bir başkası diyebiliyoruz. Yani başkası diyebilir miyiz diyoruz. Tamam. Burada bırakıyoruz. İkinci bölüme geçiliyor. İkinci bölümde de Eşfak var. Başka bir karakter. Birinci bölümde ad verilmiyor çünkü. Sadece Hilmi Yavuz diye geçiyor. Başkasının ağzıyla Hilmi Yavuz diye geçiyor. İkinci bölümde de işte Eşfak var. Eşfak'ın şeyiyle anlattıklarıyla Hilmi Yavuz'un biyografisi yine örtüşüyor ama bir yerde farklı bir şey söylüyor yine. Eşfak da değil. Şimdi bakıyorsunuz anlatıda anlatıcı özne ne gerçek bir kimlik olarak, var olan bir kimlik olarak Hilmi Yavuz'la ne de kurmaca bir kimlik olan Ali Eşfak'la identifiye edilebiliyor, özdeşleştirebiliyor. O zaman anlatıcı öznenin konumu nedir? Yani bütün bir anlatı boyunca, altını çizerek söylüyorum. Ne gerçek bir kimlik olarak biyografisiyle, 53-58 biyografisiyle, Hilmi Yavuz'la ne de kurmaca bir kişiyle, böyle birisi yok, Ali Eşfak. Özdeşleştirmek mümkün değil. Peki o zaman anlatıcı öznenin konumu nedir? Anlatıcı öznenin konumu şudur. O sadece bir dil bilgisel özne olarak var. Bir gramer öznesi olarak var. Yani herhangi bir gerçek ya da kurmaca kişiye atıfta bulunulması mümkün olmayan bir özne var. Eğer herhangi bir gerçek dil bilgisi bilenler bilir. Herhangi bir gerçek ya da kurmaca özneye atıfta bulunması mümkün olmayan özne dil bilgisel öznedir. Çok önemli bir şey. Peki hocam gerçek hayata ilişkin, yaşadığımız, içinde bulunduğumuz hayata ilişkin bir şey söylüyor mu bize bu tavır? Tabii söylüyor. Tabii söylüyor. Yani bugün insanın bir homo sapiens ve homo demans olarak ortaya çıkışında çok ciddi bir takım farklılıklar da var. Bu farklılıkları aslında hayatın her anlamda, her düzlemde sorunsallaştırılması, problematize edilmesi, yani bu böyle mi acaba, öyle mi acaba diye sordurulması mümkün olmayan bir duruma getiriyor. Şeye bakın mesela, Fehmi Kağan'ın Acayip Serüvenler, o da benim anlatayım. Şimdi kitabın kapağında Hilmi Yavuz yazıyor. Fehmi Kağan'ın Acayip Serüvenler. Güzel. Demek ki diyorsunuz ki bu Hilmi Yavuz bir Türk yazarı olduğuna göre bu kitap telif kitaptır. Yerli bir yazar, Türk yazarıdır. Tamam açıyorsunuz birinci sayfasında Fehmi Kağan uyandı diyor. Masanın üstündeki, konsolun üstündeki gözlükleri aldı. Gözüne götürmez fırlatıp attı. Bunlar Bezukhov'un gözlükleri yahu dedi diyor. Dipnot var. Dipnot. Dipnot şöyle. Bezukhov, Tolstoy'un Harp ve Sulh romanının kahramanlarından biri. Parantez. Çevirmenin notu. Hani telif romandı. Hani telif romandı. Çevirmenin notu ancak konvansiyonel olarak çeviri kitaplarda olur. Biz öyle alıştık. Öyle biliyoruz. Ama bu burada da ne var? Hem değil. Yani aslında eğer bir değişim, bir dönüşüm söz konusuysa eğer 20. yüzyıldan 21. yüzyıla hemden neneye mi dönüşüyorsunuz? Kesinlikle öyle. Bunu da ilk defa duyuyorum bu arada hocadan. Bunu muhtemelen altı doldurarak. Evet. Gramatik sürceyi de duymuş muydun? Duymamıştım. Evet, ona yaklaşmıştınız ama ilk defa. Böyle toplantıların böyle de bir özelliği oluyor. Şeyde Yahya Kemal'le, Tanpınar Yahya Kemal'le ilk karşılaşmasını, o Zeynep Hanım konağında mıydı? Nerede? Evet. Oradaki derste karşılaşmasını anlatıyor. Orada büyük bir hayranlıkla bahsediyor tabii. İlk ders. Evet, ilk ders. Ustasından bahsederken, o konuşurken buluyordu ifadesini kullanıyor.
konuşurken buluyor Yahya Kemal. Yani öylesine coşuyor ki bir vecd hali. Az önce söylediğiniz Yunus'un şimdi dolu bir şat hali herhalde yani. Evet, evet. Orada bir şey çıkıyor ortaya. Konuşurken buluyor. İlk defa yani. Hocanın sohbetlerinde de. Evet. Evet. Hocanın sohbetlerinde de böyle ilk defa duyduğumuz çok şey oluyor. O anda belki şey oluyor. İlham mı geliyor artık? Ne oluyor? İlhama da pek inanmaz ama. Sonra onu bir bakıyorsunuz. Ertesi gün şeyde mailimizde bir yazı. Onu yazıya dökmüş, temellendirmiş filan. Hocam biraz programımızın sonuna geliyoruz. Yani sohbetin sonuna sorular geliyoruz. Olabilir bir de. Var. Soru konusunda çok şey değil çünkü bitiyor program bitmek üzere. Tamam. Ama yani böyle biraz çok ciddi konulardan bahsettiniz. Konu çok da aşka bir çok fazla böyle şey yapmadınız, girmediniz. Yani aşk konusunda şöyle bir biraz daha yumuşak hafif bir soru sorayım isterseniz. Aşk şiirleri yazdığınızı biliyoruz. Hele bu yeni çıkacak kitapta da güzel, çok güzel aşk şiirleri var bence. Sizin en çok sevdiğiniz aşk şiiri hangisi diye bir soru sorsam. Doğru. Bunu çok daha önce de söylemişimdir. Bildiğim bir şeyi tekrarlamış olacağım. Yahya Kemal'in Erenköy'ünde Bahar şiiridir. Ya keşke ben yazsaydım bu şiir dediğiniz şiir mi? Olur. Bana okutmaya kalkma. Hayır. Yahya Kemal'le de ilgili birkaç cümle lütfeder misiniz? Çünkü Yahya Kemal çok önemli. Belki Tanpınar değil ama Yahya Kemal sükût suikastine uğramış şairlerden biri bana kalırsa. Şöyle, şu anlamda yani. Sizin altını çizdiğiniz, vurgu yaptığınız bağlamlarda şiirle düşünen biri olarak. Evet. Şiirindeki kavram mesela saltanat metaforu diyorsunuz. Oradan bir muhteşem bir şey çıkarıyorsunuz filan. Dolayısıyla Yahya Kemal niye sizin için önemli bir şair? Sadece Erenköy'de Bahar şiiri yazdığı için değil herhalde. Deminden beri konuştuğumuz bağlamda, yani bunu sen de dostlarımız da, çocuklar da çok iyi biliyorlar. Yani demin bir medeniyet durumuna ilişkin bir analiz yaptım. Dedim ki yani biz hem mensubiyeti hem aidiyeti birlikte yaşayan, eş zamanlı olarak, senkronik olarak yaşayan bir toplumuz. Mini etekli kızlarımız da var. Örtülü kızlarımız da var. Bunlar eş zamanlı olarak Türkiye'de yaşıyorlar. Yani biri geleneksel olanı, öbürü modern olanı temsil ediyor diyelim. Yani dolayısıyla hem aidiyeti, hem mensubiyeti birlikte yaşıyoruz. Çok iyi. Peki, aidiyeti ve mensubiyeti bir medeniyet durumu olarak birlikte yaşayan bir toplumun şiirini nasıl olması gerekir? Yahya Kemal'in yazdığı gibi. Yahya Kemal'in yazdığı gibi. Yani hem divan edebiyatı, divan şiiri ağırlıklı olarak hem de sembolist Fransız şiiri, modern şiir yani. Çünkü biliyorsun modernlik sembolizmle başlıyor modernizm şiirde. Yani Yahya Kemal'e bakıyorsun gerçekten onda hem Nedim var hem Naili var mesela. Böyle beş beyti bu güyende redif üzere Kemal Naili söylese bir alemi mana söyler diyor mesela. Ben merak ettim. Niye Naili diyor ya? Hani böyle meraklarım da var benim. Böyle beş beyti bu güyende redif üzere Kemal Naili söylese bir alemi mana söyler. Allah niye alemi mana ve niye Naili? Oturdum bütün Naili divanını baştan sona kadar taradım ve buldum. Yok bizde feyiz alemi manayı bilmeye diyor Naili. Benim alemi manayı bilme gibi bir şeyim yok diyor. İstidadım yok. Ya Kemal de diyor ki nasıl olur? Bilsen alemi manayı sen bilirsin diyor. Şimdi aradan 200 yıl geçmiş mesela ya da 300 yıl bir şey var. İki şair arasında. Söyleşme var. Gıyabi bir diyalog var yani. Çok hoş bir şey bu. Dolayısıyla şey var mesela. Şeye bakıyorsun. O ünlü sessiz gemi şiirine evet. Bakıyorsun. İşte o sessiz gemi şiiri aslında bir anlamda Baudelaire'in çok benziyor yani birebir benziyor ama yani orada da Yahya Kemal'in farklılığı var. Çünkü Baudelaire'in şiiri çok uzun bir şiirdir o. Seyahat diyelim, voyaj diye bir şiir var. Bu şiirde bölümlerden birinin başlığı şöyledir. O mon vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ölüm, ey yaşlı kaptan, vakit geldi, demir alalım. Yahya Kemal ne diyor?
artık demir almak günü geldiyse zamanda. Şimdi çok birebir bu. Biri çok ölüm benziyor. Diyor, ölüm diyor, diğeri demiyor. Söylemiyor. Yani Yahya Kemal'in şiirini bir tür manzume olarak okumak mümkün değil. Yani tamam. Daha açık yapıt Bodler'in şiirine göre. Tabii ve daha öyle. Başarılı gibi duruyor. Bence öyle. Gerçi oradan bence yola çıkıyor belki ama onu aşan bir şiir gibi. Kesinlikle duruyor, değil mi? Aynen öyle. Yani bunu söylemek istiyorum. Meseleye gelelim. Yani hem aidiyeti hem mensubiyeti birlikte temellük etmiş diyorum. Kendisini kılmış, mülk edinmiş bir şair. Aynı şeyi Haşim için de söylemek mümkün. Yani Haşim'in kaynakları hakkında yapılmış çalışmalar var. Özellikle post sembolist şairlerden ne kadar yararlandığı ve onları nasıl yeniden ürettiği konusunda. İşte Albert Samen gibi, Henri de Renier gibi, Belçikalı bir şair var, Emile Verhaeren gibi falan. Onlarla ne kadar yakınlığı var. Ayrıca şey de var. Şeyh Galip'e neler borçlu olduğuna ilişkin makaleler de var. Ama bunların ikisini bir araya getirip Haşim, Yahya Kemal de öyle, Haşim de öyle. Bunlar hem doğuyu hem batıyı, hem geleneksel olanı hem modern olanı, hem aidiyeti hem mensubiyeti bir araya getirmişler dememiştim. Ama bunun bir poetika olduğunu ben şey yaptım. Onlar meseleyi ortaya koymuşlardır ama bir metne, bir formalize edilmiş şeye, tekste, metne dönüştürmemişler. Ben bakıyorum diyorum ki ya hakikaten bu insanlar medeniyet durumuyla birebir ilişkili olan şiirler yazmışlar. Hem doğu var hem batı var hem gene falan. Ya bu işte poetika yani bizim poetikamızın böyle olması lazım. Nitekim buna benzer bir şey oluşturdu. Soy ağacı. Böyle bir soy ağacı oluşturdu vesaire vesaire falan yani. Çok önemli bir şey. Yani medeniyet durumumuz neyse şiirin durumunun da öyle olması lazım. Ve sadece şiirin değil, başka yaşam pratiklerinin de. Hocam vaktimizin sonuna geldik. Vakit kemale erdi. Siz son olarak genç arkadaşlarımız var burada. Bu arada sayısız konuş, yani böyle toplantılarda bulunduk da. Böylesine muhteşem bir dinleme pratiğini ilk defa şahit oluyoruz. Kim konuşuyor? Hoca kim konuşuyor diye. Çok teşekkürler hocam. Son olarak ne demek istersiniz? Yani ne, öğüt demeyeyim ama arkadaşlarımıza geleceğe ilişkin neler söylemek istersiniz birkaç cümleyle temennilerinizi? Bana bir şey söyleyeyim. Hilmi Yavuz da dahil. Kimsenin her söylediğine hakikat olarak bakmayın. Sorun. Sorun. Yani bir kişinin sözünün hakikatin temsilcisi olması mümkün değil. Yani bir kişi tek başına kanon olamaz, onu söylemeye çalışıyorum. Yani mesela şöyle diyoruz ki ya en saygı duyduğumuz bir insan. Ahmet abi öyle söylemiş diyorsa. Başka türlüsü olur mu? Ya tamam da Ahmet abi öyle söylemişse Ahmet abinin söylediği doğru mu değil mi? Bunu irdelemek durumunda değil miyiz? Hayır. Ahmet abi söylemiş. Abi yani Allah Allah falan. Bu böyle değil. Avrupa'da böyle değil bu arkadaşlar. Böyle değil. Ya Marx ya. Karl Marx. Diyor ki ben Kapital'i yazarken Fransız ütopik sosyalistlerinden işte Saint-Simon, Fourier vesaire. İngiliz İktisatçılarından, Ricardo, Malthus vesaire, Adam Smith ve Alman felsefesinden, özellikle Hegel'den yararlanarak yola çıktım diyor. Şimdi mesela, ya acaba öyle mi diye sormaz kimse bizim toplumda. Ya Marx söylemiş kardeşim adam, ben Hegel'den yola çıktım diyor falan. Ya Marx ya bu soru. Öyle değil. Avrupa'da öyle değil bu işler. Adam diyor ki, Althusser diye birisi çıkıyor mesela. Diyor ki, ya ben metni okudum diyor. Hiç öyle değil diyor. Hiç Hegel'e atıp, yani Hegel'e atıf var ama Hegel'den değil. Çok örtük bir biçimde alttan alta alta devam eden bir Spinoza etkisi var diyor. Marx Hegel'den yola çıkmış olduğunu söylüyor ama onun sözüne bakmayın siz. Metne bakın. Metinde Spinoza'dır diyor. Peki tamam diyorsun Spinoza. Lucio Coletti diye bir İtalyan Marksisti var. Onun da bir kitabı var. O da meseleye böyle bakıyor ve diyor ki Hegel değil diyor.
Yani Spinoza değil mi? Hayır, Spinoza da değil diyor. Nasıl yani diyorsun? Kant diyor. Öyle Hegel, Spinoza falan değil yani. Peki, Kant'tan yola çıkmıştı. 1967 yılında bir kitap çıktı Fransa'da. Jean-Yves Calvez diye bir adam. Marx'ın düşüncesi, Marx'ın felsefesi diye bir kitabı. Filosofi de Karl Marx diye. Kitabı almıştım ben. Aldım daha doğrusu. Adamı tanımıyorum. İlk defa adını duyuyorum. Yani işte Coletti olsun, Althusser olsun adını bildiğimiz adamla. Arkayı çevirdim. Adam papaz. Metne baktım. Adam diyor ki, Karl Marx'ın öncüsü, felsefede öncüsü, Aquinoğlu Thomas'tır diyor, bir ortaçağ filozofu. Şimdi burada bakın, hakikat söyleyen de değil en azından. Marx'da ya da en azından yani. Tartışmaya açık. Kimileri Hegel de diyebilirler ama Hegel değildir diyenler de var. Bu zihinsel ufkumuzu fevkalade genişleten bir alandır. Bir metni çok daha farklı düzlemlerde okumak anlamına gelir. Böyle yapıldığı takdirde bir takım yeni şeyler bir anlamda, bu anlamda yeni şeyler söylemek mümkün olabilir. Bu bence üzerinde durulması gereken mesele. Hilmi Yavuz'a mı çok itimat ediyor? Hilmi Yavuz söylemiş, yok öyle şey. Yok öyle şey. Ahmet söylemiş, Mehmet söylemiş. Ya adamlar Marx'ı tartışıyorlar ya. Yani bu çok kötü bir itiyattır. Yani birisi söylüyorsa onu söylüyor. Yani şeyin, hakikatin kriterinin söyleyen olmaması gerekir. Şiirde de böyle biliyorsun. Evet. Şiirde de böyle. Kemal Özer'in şiiri meselesi falan yani. Anlatmayayım burada şimdi o hikayeyi. Ama şimdi Berna Moran'ın Edebiyat Kuramları ve Eleştiri kitabına bakılırsa orada Kemal Özer'le, şair Kemal Özer'le şeyin Mehmet evet, Fuat'ın yazışmalarını görecekler. Bir şiir yazmış, anlatayım kısaca. Bir şiir yazmış, anlatmanın hazzı. Anlatmanın hazzı, evet. Bir şiir yazmış, şiirin adı Ağıt. Mehmet Fuat'a, 60'lı yıllar Mehmet Fuat'a götürmüş. Yeni dergiyi çıkarıyor o sırada. Mehmet Fuat almış, okumuş, dergiye koyacak şiiri de. Demiş, Kemal senden bir oyun oynayalım falan. Tamam abi, nasıl demiş. Sen bu şiirde neyi anlatmak istedin? Bir mektup halinde yaz ve kapalı zarf içinde bana ver. Ben de bunu okuyayım, bu şiiri, şimdi bana getirdiğin şiiri. Ben de bu şiir hakkında ne düşündüğümü yazayım. Ya da bu şiirin neyi anlattığını yazayım. Sonra karşılıklı bunu okuyalım demiş. Tamam demiş Kemal. Dergi yayınlandıktan sonra Kemal şeye geliyor, yeni derginin idare hanesine geliyor. Diyor ki, abi ben yazdım. Mehmet Fuat, açıyorlar. Şiir şöyle, Ağıt şiirin adı. Annemle bir kadın, günübirlik bir kadın, Üsküdar'la İstanbul arasında. Annemle bir kadın, günübirlik bir kadın, Üsküdar'la İstanbul arasında. Bir kısmı böyle. İlk kısmı böyle. Şimdi Kemal Özer demiş ki, bu bir çocuğun ağzından yazılıyor annem dediğine göre. Kocası ölmüş, ağıt çünkü. Kadın kocasına o kadar çok seviyormuş ki, her gün İstanbul'la Üsküdar arasında kabir ziyaretine gidiyormuş. Kemal diyor ki, ben bu şiirde bunu anlatmak istedim. Şair olarak. Şair olarak. Şimdi bizim kalkıp şey demeniz lazım. Yani şair böyle söylemiş kardeşim. Öyle değil. Mehmet Fuat diyor ki, öyle değil diyor. Nasıl olur abi? O öyle değil ya. Senin diyor bu söylediğini, yani kadının, günübirlik kadının, Üsküdar'la İstanbul arasında gidip geldiğine ilişkin metnin mütebakisinde geriye kalan kısmında bunu destekleyen hiçbir şey yok diyor. Nereden çıkarıyorsun bunu? Peki diyor ki, o zaman ne yani? Ha, diyor ki, bak başka dizeler var burada. Babam da elleri ekmek tutuyordu falan gibi bazı şeyler var. Diyor ki, bak buna bakıldığında kadının Üsküdar ile İstanbul arasında kabir ziyareti için değil. Yoksullaşmışlar, adam ölmüş, kadın çocuğunu ve ailenin geçimini sağlamak için çalışmaya gidiyor günübirlik. Şimdi şairin söylediğine biz eğer amenna demiş olsaydık fevkalade yanılmış olacaktık. O şairin niyeti.
Kemal Özer'inki şairin niyeti. Kendisi ben böyle. Evet, Mehmet Fuat'ınki bir anlamda okurun niyeti. Okurun niyeti ama okurun niyeti şeyle o da, örtüşüyor. Metnin niyetiyle örtüşüyor. Ama siz sonra hepsine itaat ettiniz. Başka bir okuma yaptınız. Evet, yaptım, yapmışım. İlmi Yavuz'un niyeti. Yani, metinden hareketle. Evet, orada başka bir şey var yalnız. Bir işte. Çocuk terkide atla gidiyor. Çocuk terkide peki. Atı kim idare ediyor? Eğerde kim var? Sorusu. Eğerde kimse yok. Çocuk terkide olduğuna göre. Hoca oradan bir lakancı okuma yapıyor filan. Yani aslında Mehmet Fuat'a sen hayır öyle değil o. Hemen evet, özellikle zaten seninki yani gibi değil. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Genç arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinleme, inceleyin. Bu kadar güzel, incelikle dinledikleri için. Bir şiir okumanızı rica ettiler. İstiyorlar sen. Ölüm uysal bir mesnevi gibi aktı gider döne döne. Güneş de batarken sararır. Acılar kaldıysa dünden bugüne elbet sorulacak bir hesap vardır. Ve hüznü bir kirmen gibi eğirip yükleyip türküleri tuza ve yüne ve ilk yazı bir garip efsane diye söyleyenler yaşatanlardır. Ölüm uysal bir mesnevi gibi aktı gider döne döne. Ve gel zaman git zamandır, söz yanar, cönk üşür, yaz morarır, saçları çil kuşu, sesi nar tane ve ürkek bir kilim gibi seyirip ve nasılsa bir gülü edip bahane, gözleri mahzunidir, karaca olandır. Güneş de batarken sararır, ölüm uysal bir mesnevi gibi aktı gider döne döne. Çok teşekkürler hocam.